Selamlar dostlar, nasılsınız? Yeni bir videoyla ve yeni bir konseptle karşınızdayım. Bugün bir inceleme videosu yapacağız sizlerle birlikte. Bu inceleme videosu yalnız bir ürün inceleme videosu değil, bir kitap inceleme videosu olacak. Yakın zamanda yeni bir kitap çıktı ve bu kitabı sizler için inceleyip sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında uzun zamandır bir kitap içerik videosu yapıp sizlerle paylaşmak istiyordum. Çünkü Instagram üzerinden özellikle çok soruluyordu. Hangi kitabı okuyalım, hangileri faydalı, hangisi işte yaratıcılığı geliştirir vesaire konularda çok soruluyordu. Ve ben de bununla ilgili içerik yapmayı düşünürken karşıma bu görmüş olduğunuz, şimdi hemen gösteriyorum size, bu görmüş olduğunuz kitap çıktı. Geçmişten güncele Türkiye'de logo. Yani Osmanlı'dan itibaren günümüze kadarki süreçte özel olarak seçilmiş tüm logoları bir arşiv niteliğinde alternatif yayınları bir araya getirmiş ve bizlerin huzuruna sunmuş. Ben kitabı Instagram'da görünce hemen dedim ki bu kitabı edinmeliyim ve ardından bu kitabı izleyicilerimle paylaşmalıyım. Çünkü neden derseniz, tasarıma yeni başlayanlar için şu konu çok önemlidir. Örneğin logo tasarlamaya başladın, yani tasarım sürecinin artık içine dahil olmaya başladınız ve en önemli konu genellikle logodan başlarsınız tasarım sürecine. Yani bu herkesin tabii ki böyle değildir ama genelde logodan başlanır, yani bu sürece dahil olunur. Ve bu konudan logo sürecine girebilmek için tasarımcı gibi düşünmek gerekir ilk öncelikle. Bu düşünce yapısını anlayabilmek için de bence çok faydalı arşiv niteliğinde bir kitap. Yani tasarımcı gibi düşünmek nedir diye soracak olursanız, yani yapılan logoyu, örneğin bunu, yani bu kitabın içerisinde herhangi bir yapılan logoyu gördüğünüz zaman bu logoyu kimin yaptığını ve bu logoyu neyi düşünerek yaptığını, hayal ederek o logonun mantığını, hikayesini anlamaya çalışarak tasarımcı gibi düşünmeye başlarsınız. Ve bu pratik sizde oluşunca artık siz de kendi hikayelerinizle logolar oluşturabilirsiniz. Daha doğrusu markaların hikayeleriyle ilgili siz de logolar oluşturmaya başlayabilirsiniz. O yüzden tasarımcı gibi düşünmek bu konuda bence çok önemli. Bu kitapta buna çok iyi yol gösteren bir arşiv niteliğinde olacağını düşünüyorum. Bu kitabın bir diğer özelliği de 550 adet özel seri olarak üretilmesi. Şimdi hemen göstereyim size şöyle giriş kısmını. Şurada görmüş olduğunuz gibi kitabın hemen arka kapağında yer alan bir bandrol var. Ve bandrolün üzerinde de bir numara yer alıyor. Şu an bende 88 numaralı kitap yer alıyor. 550 adet kitap özel üretim olarak yapılıyor. Bu şekilde kalın kapak ve her bir rakamın kime verildiği kaydedilerek bana 88 numara verildi. Buradan alternatif yayınlarına bana bu numarayı gönderdikleri için çok teşekkür ediyorum. 88 numaranın benim için önemim, yani benim doğum günüm 0808 ve kendilerinden bu numarayı istedim. Kendileri de bu kitabı bana hem incelemem için hem de bu özel seri numarasıyla birlikte gönderdiler. Buradan kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu kitabın da herkes için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Mutlaka kütüphanede bulunması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta bir logo tasarım kitabı. Ve şöyle bir şey var. Şu andaki güncel tasarımcıların da logoları yer alıyor. Ve çok eski logolara da yer verildi bu kitapta. O yüzden 2500 adet güzel bir logo arşiv kitabı olduğunu söyleyebilirim sizler için. Şimdi kitabı sayfa sayfa, daha doğrusu bütün sayfalarını incelemeyeceğim tabii ki. Kitabın içerisinde neler yer alıyor? Şöyle göstereyim size kalınlığını da. Hatta sayfa sayısını da söyleyeyim ben size. Şöyle hemen bakalım beraber. Toplam 392 sayfa arkadaşlar. Toplamda 392 sayfa. Kitabın iki ayrı cildi var. Birisi böyle bu şekilde görmüş olduğunuz gibi özel cildi. Bir de normal kapak, karton kapak versiyonu var. Ben zaten aşağıda linkleri bırakacağım size. Oradan eğer edinmek isterseniz kitapları oradan edinebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kitabın içerisine göz atalım beraber. Neler var? Hangi logolar var? Hangi tasarımcılar var? Beraber inceleyelim. Kitap inceleme videosuna geçmeden önce arkadaşlar, lütfen kanala abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Bir de paylaşırsanız tabii ki ekstra benim için cabası olur. Bu şekilde yeni farklı içerikler yapmak istiyorum sizler için. Bunun içerisinde tabii ki zaman gerekiyor. Bunun için de bana en iyi olabileceğiniz destek abone olmak, beğenmek, paylaşmak gibi konularda desteğinizi rica ediyorum lütfen. Şimdi kitap inceleme videosuna başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi kitabımızı kapak kısmından başlayarak içeriye doğru kısım kısım incelemeye çalışalım. Söylemiş olduğum gibi kalın kapak bu kitap. Yani görmüş olduğunuz gibi şu şekilde. İlk açılış sayfasından sonra seri numarası yer alıyor. Eğer siz de bu özel seri numaralı kitaplardan almak isterseniz size de aynen bu şekilde gelecek. Hatta numara da belirtebilirsiniz belki. Bundan emin değilim. Zaten linki açıklamalar kısmına linkler bırakacağım. Buradan iletişime geçebilirsiniz kitaplar için. Ardından içeriye doğru ilerlediğimiz zaman
şurada tabii ki bunu da göstereyim size. Said Maden'in Anısına diye çıkarılmış bir kitap bu kitap. Geçmişten güncele Türkiye'de logo. Bu şekilde başlığımız yer alıyor. Yani kitap ismi yer alıyor. Ardından bir ön söz çıkıyor karşımıza. Ali Tekin Çam tarafından oluşturulmuş bir ön söz yer alıyor. Ve o kısımdan sonra da içindekiler kısmı geliyor. Bu kısmı şimdi hızlıca ilerleyip daha sonra da bölümlere geçelim. Burada daha önceden de görmüş olduğunuz gibi ön söz, seçici kurul, sunu, Said Maden anısına oluşturulmuş kısım ve ardından da logo üzerine notlar. Yani sadece tasarımcıların logoları değil, aynı zamanda logo ile ilgili bilgilendirici içeriklerde yer alıyor. O da 35'ten 54. sayfaya kadar da logo tasarımı ile ilgili bilgilerin yer aldığı kısımlar var. Aklınızda kalanlar, arşivimize girenler diye de bir bölümü var aynı zamanda kitabın. Bu bölüm içerisinde de Anadolu medeniyetleri, Türk dünyası, Osmanlı dünyası ve Cumhuriyet dönemi, o zamanki simgeler, logolar, yani o zamanki sanat değerlendirilmiş ve kitaba yer verilmiş. Son kısım ise oldukça geniş olan kısım zaten. Yani kitabın ana konusunun yer aldığı gelişme kısmında diyebiliriz o kısmı. Yani logolar, Türk logo tasarımcıları. Burada Türk logo tasarımcıları ve logoları yer alıyor. Zaten şimdi içerikte de kısım kısım göreceğiz zaten. Biz şöyle sayfaları çevirerek birazcık atlaya atlaya gideceğim bu kısımdan sonra sayfalarım. Görmüş olduğunuz gibi, hatta şöyle ilerleyelim. Söylemiş olduğum gibi Said Maden'in son sergisi simgelere yer verilmiş kitabın bu bölümünde. Şöyle atlaya atlaya ilerliyorum. Logo üzerine notlar, yani logo ile ilgili bilgilendirici içeriklerin yer aldığı kısım da bu kısım. Şöyle yine logolar ne gösterir? Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir yazı var. Bunları tabii ki logoları da mesela Starbucks'ın logosu burada büyük ihtimal değerlendirilmiş ve açıklanmaya çalışılmış. Burada birçok logo yer alıyor. Puma, Adidas, FedEx birçok logoya yer verilmiş burada da. Burada da az önce yine söylemiş olduğum gibi aklımızda kalanlar, arşivimize girenler kısmı. Bu şekilde burayı da böyle atlayarak göstereceğim size kısım kısım. Şöyle yine aklımızda kalanlar kısmı. Birazcık daha atlayarak gideyim şöyle. Evet arkadaşlar, bu da Türk logo tasarımcılarının oluşturmuş olduğu logolar ve tasarımcılarına yer verilmiş bu konuda, bu kısımda. Yani bu şekilde mesela şurada görmüş olduğunuz gibi Türk dünyası, Solatürk, işte Havelsan, burada logolar yerleştirilmiş. Üst kısmında da aynı dizilimde logo tasarımcılarına yer verilmiş. Şöyle ben biraz hafiften şöyle yakınlaştıracağım kendime. Mesela Ferhat Meşhur, Türk Dünyası Vakfı'nın logosunu oluşturan kişi. Böyle buradan da logoları, örneğin Hidayet Aksu, Barış Güvercin'in logosu. Bu şekilde logolar ve tasarımcılara da bu şekilde yer verilmiş. Videonun başında söylemiş olduğum gibi arkadaşlar, bu logoları incelerken böyle hani resimli bir şeye bakar gibi değil de bu logoyu acaba nasıl yapmış? Yani neyi düşünerek, neyi hayal ederek oluşturmuş diye düşünerek, tasarımcı gibi düşünmeyi de kendimize bir özellik haline getirirsek eğer, bu bizim ürettiğimiz çalışmalarda da mutlaka olumlu bir şekilde yansıyacaktır. Yani buradaki logoları incelerken mutlaka o gözle değerlendirin. Bu kitaplar zaten şöyle kitaplar değildir. Yani alayım kitaba, başlayayım ve bitireyim kitapları değildir. Bu kitaplar mutlaka ara ara bakılması gereken, ilham alınması gereken arşiv niteliğindeki kitaplardır. Öyle değerlendirmek gerekiyor. Artık bu kısımları böyle uzun uzun, yani böyle çoklu çoklu atlayarak geçeceğim tabii ki. Çünkü yani spoiler olmasın sonuçta. Yani herkes böyle incelerken kendine göre böyle daha dolu dolu incelesin. Evet arkadaşlar, bu şekilde devam ediyor kitap. Ve son kısım, yine bir indeks kısmı var. Buradan bütün hani isimlere ve logolarının sayfa numaralarına bu indeks kısmından da erişebilirsiniz. Burada bütün isimler yer alıyor ve yanlarında da sayfa numaraları yazıyor. Hangi sayfalarda logolarının yer aldığı yazıyor bu kısımda da. İndeks kısmı da böyleydi arkadaşlar. Şimdi kapanış kısmına geçelim.
Evet arkadaşlar, bu benim eğitim videosu dışındaki ilk yapmış olduğum inceleme videosu olmuş oldu. Bunu bir kitapla yapmış olduğum için çok mutluyum gerçekten. Bu tarz videoların da devamını getirmeye çalışacağım inanın sizler için. Hem bu benim için faydalı hem de sizler için de çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Her kitaba erişmemiz maalesef mümkün olamayabiliyor. Özellikle şu dönemde yurt dışından kitap getirmek de çok problem. Bu şekilde böyle getirilemeyen kitapları ben size böyle küçük küçük anekdotlarla birlikte incelemeye çalışacağım. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Eğer abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Dediğim gibi kitaba da ulaşmak isterseniz açıklamalar kısmından kitaba ulaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.